Gençler merhabalar, ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Yine geldim, yine yanınızdayım, sınava kadar da yanınızda olacağım. Hatta bu videoda bir de müjde vereyim arkadaşlar. Şimdi konu anlatımı yapıyorum, aralarda soru çözmüyorum ya. Soru çözümlerini, bunların hepsini bitireyim. Ayrı bir oynatma listesinde 10 numara bir şekilde hazırlayacağım. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız, kesinlikle. Hatasız, her şey tam ağzınıza layık olacak. Şimdi çok metli nazım şekilleri, musammatlar. Yani 3'ler, 4'ler, 5'ler. Bundan önceki videolarda ben 6'lı, 7'li, 8'li, 9'lu, 10'ları falan anlatıyordum. Detay giriyordum ama ÖSYM artık onlardan sormadığı için 3'lü, 4'lü ve 5'li üzerine gideceğim. Arkadaşlar haydi bakalım başlayalım. İlk önce şöyle genel kadrajdan sayıları bir öğrenelim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar sayıların, Arapça sayıların ünsüz harflerini yazacağım. Selase. Bak 3. Selase. Tamam. Murabba. Erba. 4 demek. Rebe. Gördük mü? Şimdi geldik arkadaşlar buraya. Muhammed. Hamse. 5. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradaki mantıkla ilerleyeceğiz. O zaman. Şimdi başına M koymuşum SLS'nin. Hop başına M koymuşum. Müselles olmuş. Aa, üçlü yapılar. Nasıl olacak hocam? Üçlü yapı. Bak şöyle. Üçerliklerden oluşacak şiir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şiir böyle devam edecek. Tamam mı? Şöyle olacak. Hadi bakalım. Şurada da arada üçlük var diyoruz. Kafiye şeması. A, 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 B, B, A, C, C, A. Atıyorum bu son ya. Hadi burada da Hamidi mahlasını kullandı, bitirdi. Bitti. Demek ki üçerli olursa, kafiye şeması bu şekilde olursa siz divan edebiyatta bir müsellesle karşı karşıyasınız. Tamam. Çok detay inmemek adına küçük bir şey söyleyeceğim. Bu bildiğiniz klasik müselles. Yani Müzdeviç müselles denir. Bir de bunun mütekerriri vardır. Mütekerriri şöyle olur. Tak. Ama bu hepsinin mütekerriri olur. Murabbanın da olur, müsellesin de olur. O yüzden burada mini bir şey göstereceğim. Bırakacağım, diğerlerini de anlatmayacağım. Rahat olun. Bak, kafiye şeması AA büyük A. BB büyük A. CC büyük A. Büyük A olduğu zaman ne demek biliyor musun? Aynen tekrar ediyor. Yani şu diyor ki, gel seninle bir gün eğlenelim. Bu da diyor gel seninle bir gün eğlenelim, gel seninle bir gün eğlenelim. Bu mütekerrir müzdeviştir, tamam mı? Eğer bu şekilde tekrar eden taraf olursa mütekerrir müzdeviştir ama bize o lazım değil. Bana normal müzdeviç, klasik müsellesi bilmeniz kafi. Demek ki burada neyi öğrendik arkadaşlar? Üçlülerin müselles olduğunu ve bu şekilde olduğunu öğrendik. Sizin ihtiyacınız olan bilgiyi size verdik. Hikaye bu. Şimdi murabba. Murabba nasıl olur öğretmenim? Bak 1, 2, 3, 4. Bak 1, 2, 3, 4. Nereden 4 olduğunu ulaştım? RB ya. RB aynen. Başına ne koyduk? M. Gördüğünüz gibi dörderli yapılar. Bak şöyle 3 nokta koydum. Şu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tamam. Bak hikaye bu. Kafiye şeması aynı müselleste olduğu mantıkla A, 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 A. B, 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 A. C, 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 A. Böyle dörderli bir yapıyla karşı karşıyasınız. Siz neyle karşı karşıyasınız şu anda arkadaşlar? Murabba ile. Bak şu bir dört yapı bent. Üçlüye de, dörtlüye de, beşlüye de bent diyorduk. Şu bir bent, şu bir bent. Atıyorum bunu kim yazmış? Hamidi yazmış. Mahlasını da sonunda kullanmış. Son dörtlüğün herhangi bir yerinde. Bitti. Şu an siz neyle karşı karşıyasınız arkadaşlar? Murabba ile karşı karşıyasınız. Buraya kadar bir sıkıntımız var mı? Murabba'nın ne olduğunu öğrendik mi? Öğrendik. Şimdi bana bakın. Şimdi özel bir tür. Lütfen iyi dinleyin beni. Bak ok çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bir tane gazel yazacağız. İyi dinleyin. Bu bir gazel. AA, BA ya da XA diye gider. Doğru mudur? Evet. Şimdi yalnız ısrarla söylüyorum. Bu bildiğiniz bir gazel. Tamam. Bu bir gazel.
Bunu başkası yazmış gazel. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bunu dörtleyeceğim. Dörtleme yapacağım. Dörtleme yapılırken başına T konmuş. Koydum. Dört ne demektir? RB. Onu da koydum. Ve birleştirince ne oldu? Terbiye oldu. Bak. Şimdi bunu dörtleyeceğim. Üstün matematik becerinizi kullan. Gazeli yazdığımda elimde iki var mı? Buna kaç eklersem dörtlemiş olurum? İki tane eklersem. Neresini ekleyeceğim hocam? Üstüne. Hop hop ekledim. Hop hop ekledim. Kafiye şemasını ne yapacağım? A'nın üstüne eklediğim için AA. Bunu B'nin üstüne eklediğim için BB. Aaa. Dörtledim. Peki. O gazeldi. Şunu sonradan ekledim. Bu zamime oldu. Bu gazeldi. Bunu sonradan ekledim. Zamime oldu. Bunları farklı kişiler yazdı değil mi? Başkasının yazdığını ekliyorum dedim. Atıyorum bunu Hamidi yazdıysa, Mahlas buysa, yukarısına eklemesini Fuzuli yapmış. Oo, iki tane Mahlas. Demek ki ben murabbayla terbiyi böyle ayıracağım. Anlaştık mı? Sadece rahat olun, Mahlas'ın olduğu bölümleri verebilirler size. Bunları bu şekilde rahatlıkla ayırabilirsiniz. Şimdi size çok zor bir soru. Tamam. Böyle devam ediyor. Bir şiir vermişler size. İkisinin kafiye şeması da aynı. A, 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 B, 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 A şeklinde gidiyor. Burada bir tane mahlas var. Nefi. Burada bir iki tane mahlas var. Nefi, galip. E bu dörderli. O zaman şu an neyle karşı karşıyasınız? Murabbayla karşı karşıyasınız. Burada iki tane mahlas varsa başta M yok. Sonradan yapılma. O zaman terbi. Anlaştık mı? Demek ki bunu bu şekilde kolayca ayırt ettik ve olayı çözdük. Tamam. Peki, terbiyenin özel bir biçimi var. Peki hocam, terbiyenin özel biçimi nedir? Buna terbiyi mutaraf, bazen de yapılan işlemin adı taştir diye anılıyor. Tamam mı? Bu nasıl oluyor öğretmenim? Çok kolay oluyor. Bana dikkat ederseniz işimiz kolay. Bak. Yine bir gazel yazmıştı değil mi birisi? A, şimdi BA şeklinde gidiyor bu gazel. Tamam mı? A, BA diye gidiyor. Şimdi bu bir gazel değil mi? Evet. Bu bir gazel değil mi? Gazel. Şimdi ben bunu dörtlüyordum değil mi? Terbiyede neresini ekliyordum arkadaşlar? Üstünü ekliyordum. Bu da terbinin özel bir biçimi. Eğer araya eklersen sen terbiyi mutarraf ya da taştır yaptın. Tamam mı? Özelimi çok ayrıntılı bir şekilde sorarsa bunu bilelim. Anlaştık mı? Hikaye bu. Bu kadar basit. Şimdi bana bakın. Yine dörderlerden özel bir tür şarkı. Oo. Niye? Tuyu da milliydi, şarkı da milli. Demek ki Türklere özgü olan tuyu vardı. Şimdi bir de ne vardır? Şarkı var. Çok özeldir. En çok kullanılan İki tane şeklini söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynen bu şekilde gidiyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aynen bu şekilde gidiyor. Şimdi herkes dikkat etsin. Bu birinci kullanılan kafiye şeması. Bu da ikinci kullanılan kafiye şeması. Tamam mı? A, 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 büyük A. Gördünüz mü? B, 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 büyük A. Büyük A ne demek? Aynen tekrar ediyor demek. Yani nakarat, aynen tekrar ediyor demek. Yani nakarat. Anlaştık mı? Bak, A, büyük A. A, büyük A. B, 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 büyük A. Büyük A'lar ne demek? Nakarat demek. Yani sonuncular bir kere tekrar etmek zorunda. Doğru mudur? Her bendin sonundaki ya da her dörtlük diyebilirsiniz. Sonundaki şunlar bir kere tekrar etmek zorunda. Doğru mudur? Evet şarkıda. Ama dikkat edin. İlkin ikincisi de ne yapabilir? Tekrar edebilir. Size bir türün şarkı olup olmadığını anlamak için tekrara bakacaksınız. Tamam mı? Üçüncü dizeler niyan adıyla anılır. Dördüncü dizeler gördüğünüz gibi nakarat adıyla anılır. Üçüncü dizeler niyan adıyla anılır. Dördüncü dizeler
nakarat adıyla anılır. Biraz sonra örneğini çözümleyeceğim. Tamam mı? Şimdi bana bakın. Hop. İlk şarkı şairi Naili'dir. Ve Türk Edebiyatı'nda en güzel şarkıları yazmış, şarkıyla ün kazanmış kişi Nedim'dir. En çok şarkı yazan kişi de Enderunlu Vasıf'tır. Vasıfsız Vasıf. Bak çok yazıyor ama vasıfsız yazıyor. Tamam mı? Muhammed. Murabba'daki mantığın aynısını uygulamanı istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. Tamam mı? Evet, beşliklerden oluşmuş. Kafe şeması aynı. A, 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 A. B, 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 A. Bitti. Şu an hop, nefi. Bir malaz. O zaman Muhammed. Tamam mı? Şimdi herkes bana baksın. Muhammed'in özel biçimi. Bu Hamse'den gelmiyor muydu? Hamse 5 meslevi oradan gelsin. HMS'yi yazıyorsun. Sonradan yaptığımız zaman başına T koymuyor muyduk? O zaman T koydum. Ne oldu? Tahmis oldu. Yani şu an yan tarafta terbideki mantığın aynısı. Beşleme. Demek ki birisi gazel yazıyordu. Hatırladınız mı gazel yazıyordu? A, A, B, A şeklinde gazel gidiyordu. Doğru mudur? Peki bu tahmis olduğuna göre beşlemedir mi? O zaman ben gazel ikilikti zaten. Beytler halinde yazılır. Bunun üstüne kaç eklersen 5 olur? Tabii ki 3. O zaman gazelin üzerine kaçar ekleyeceğim arkadaşlar? Ben 3'er dizi ekleyeceğim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ekledim. Aynen. Hop. En son nereye eklediysem onları. O zaman bunlar zamime adını aldı. O zaman bunlar zamime adını aldı. Değil mi? Mesela burada tek malas nefi vardı. Burada atıyorum nefi. Yukarıda da al sana galip. İki malas var. Tamam mı? Şimdi bana bakın. Hangisinin muhammes, hangisinin tamis olduğunu nasıl yapacağız? Al. Kafiye şamaları aynı. Hemen mahlasa bak. Bunda yazıyor Ali. Bunda yazıyor Ali Veli. Tek mahlası olduğuna göre Meli Muhammed. Burada çift mahlası olduğuna göre T koy başına tahmis. Dördelliklerde de aynı değil mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunda yazıyor Ali tek mahlas. Murabba o zaman. Bunda yazıyor Ali Veli. Oo, iki mahlas. Demek ki başa T koyuyorsun. Terbi. Anlaştık mı? Hikaye budur. Bir de tardiye vardır. Tardiyenin orijinali şudur. Tardürekt'tir. Tardürekt. Tamam. Tardürekt'tir. Ve bunu Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ın aralarında, meslevi aralarında kullanır. Şeyh Galip bunu tardiye adıyla Türk edebiyatına transfer etmiştir diyebiliriz. Ve 10 heceden oluşur. 10 heceli bir vezinle yazılır. Mef'ulü, mefa'ilün, fa'ulün. Tamam mı? Bu şekilde yazılır. Ve arkadaşlar o da beşliktir ama bunu otomatik olarak öyle çok fazla ezberlemenize gerek yoktur. Bu şekilde beşerliklerden devam eder. A, 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 B, C, 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 B. Bu biraz daha farklı bir şekilde gider. Farklı bir yapısı vardır. Farklı bir tarzı vardır. Anlaştık mı? Farklı bir tarzla ilerler. Ama bunu Şeyh Galip kullanır. Çok fazla kullanan olduğunu bilmedik arkadaşlar. Yine beşliktir ama burada da kısa yol. Bir on heceden oluşan beşlikse budur. Tamam mı? Şimdi o zaman tahtayı kolay bir şekilde her yönüne kafamıza yazdık mı? Bence yazdık. O zaman ben bu tahtayı size bir daha hatırlatayım hemen. İyice hemen minicik bir sileyim arkadaşlar. Tamam mı? Burada da yine canlı silime ne yapacaksınız? Şahit olacaksınız arkadaşlar. Şöyle bir canlı sileyim. Sonra minicik ben burada bir daha bir özet çekeyim buradan. Arkadaşlar hemen bir tekrar edeyim. Ondan sonra devam edelim. Siz yine şöyle canlı bir silime şahit olun. Olsunlar değil mi Etra Bey? Olsunlar. Tabii. Bizim onlardan saklımız gizlimiz yok. Her şeye şahit olsunlar tabii nasıl ki. Nasıl emek verildiğini görsünler. Tabii bence de her şeyi görsünler. Her şeyi analiz etsinler. Başarılı bir şekilde. Şöyle. En azından bazı soruları da gösterebileyim tekrardan sonra. Tamam.
Bir daha silerim belki gerek kalır. Çünkü oradan örnek birkaç tane soruyu onlara çözmek istiyorum. Ama göstererek, açıklayarak çözmek istiyorum. Önce şöyle bir tekrar edeyim. Hocam bezi niye kullanmadınız? Şimdi kullanacağım. Şimdi bir daha bez yapıp ondan sonra tertemiz edeceğim. Şimdi bak. Üçlü selaseden aklınıza geliyordu. Başına M koyuyorduk. S, L, S yazıyorduk. O zaman haydi bakalım burayı birleştirin. Müselles. Peki bu. Kaçarlı yapılardan oluşuyordu bu? Üçerli yapılar. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde gidiyordu. A, A, A. B, B, A. Atıyorum. Mahlas Ali kullanıyorduk. Tamam. Şimdi 4 el. 4 RB'den aklınıza gelecek. Rübai'nin RB'sinden bile gelebilir. Başına M koyuyordum. Sonra RB koyuyordum. Şimdi ararar dolduruyorum. Murabba dedim. Tamam mıyız? Oh, oldu bile. Demek ki bu 4 el. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyordu. Kahve şeması A, 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 A. B, 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 A. Atıyorum. Bir mağlas Ali. Doğru mu? Şimdi bunun özel bir biçimi. Gazenin üstüne yaparak dörtlüyordum. Başa bu sefer sonradan yaptığım için T koydum. Sonra RB'yi yazdım. O zaman hop birleşince ne oluştu? Terbi. Burada da bir gazenin üstüne ekliyordum. Zammeler ekliyordum. Bu bir gazeldi. AA, BA diye giden gazel. Şöyle yazayım yanına. Bu bir gazeldi. Evet. Sonra bunun üstüne dörtlüceğime göre ikişer tane ekliyorum. Bu eklediklerim zamimeydi. Atıyorum şurada Ali, burada Veli, çift mağlastı. Tamam. Terbiyenin özel bir şekli vardı. Yine bir terbi. Terbiyi mutarraf. Bazen yapılan işlemin adı taştirdir. Tamam mı? Ve hop burada da ne yapıyorum ben? Bir gazel yazıyorum, atıyorum. AA, BA şeklinde bir gazel yazıyorum. Bu sefer eklemelerimi nereye yapıyordum? Araya yapıyordum. Doğru mudur? Aynı kafiye aşamasıyla. Peki. Şimdi dörtlerden çok özel nakaratlı bir tür vardı şarkı. En çok kullanılan kafiye aşamalarını hemen yazmak istiyorum. Al dörtlük, al dörtlük, al dörtlük, al dörtlük. Dur şu yukarıdan başladı. Yan tarafı eşdeğer olsun hemen genel tekrar yaparken. Kafiye aşaması A, 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 büyük A, B, 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 büyük A. Yani büyük A tekrar edecek. A, büyük A, B, büyük A. Değil mi? Şuradan pardon. A, büyük A, A, büyük A, B, 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 büyük A. Şu dördüncüler sürekli tekrar etmek zorundaydı. Adı nakarattı. Doğru mudur? Dörtler nakarat. Aynen tekrar edebilir. Hop, dörtler nakarat. Bazen ilkin ikincisi de tekrar ederek ne olabiliyordu? Nakarat. O zaman aynen tekrar diyor. Bu diyor ki sevgilim Sadabat'a gidelim mi bu gece? Bu da sevgilim Sadabat'a gidelim mi bu gece diyecek. Üçüncüler Miyan adıyla anılıyordu. Üçüncüler Miyan. İlk Nail'iydi. En güzel Nedim'di. En çok da kimdi? Enderun'u Vasıf'tı. Şimdi 5. Bu da Hamse'den aklınıza geliyordu. HMS. Başına M koyuyorduk. Araları doldurun lütfen. Muhammes. Ah, doldurdum vallahi. Ah, bu beşli yapılardı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, 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 A. B, 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 A. Atıyorum Ali tek mağlastı. Peki sonradan beşliyorsam HMS yazıyordum. Başına T koyuyordum. Araları doldurun lütfen. Tahmis. Çok güzel. O zaman burada bir gazel yazılıyordu. A, A, B, A şeklinde bir kişinin gazeliydi. Atıyorum bu gazeli kim yazsın arkadaşlar? Ali yazsın. Üstüne beşleyeceğime göre 1, 2, 3, 1, 2, 3 ekliyordum. A, 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 B, B, B. Bu eklediğim zammeler oluyordu. Atıyorum bunu da Veli. İki mağlaslıysa Tahmis'ti. Bir de Şeyh Galip'in özel bir arkadaşlar murabba çeşidi vardı. Tardürek'ten doğurdu. 10 heceden oluşan o da neydi? Tardiyeydi. Evet. Niye hocam bunları bir daha tekrar ettiniz? Neden tekrar ettim biliyor musunuz? İlk defa duyduğunuz şeyler olabilir. Zor anlamış olabilirsiniz. İyice pekişsin istedim. Anlaştık mı? Hani öğretmen bazen anlamadığınız bir yeri sınıfta ne yapıyor? Size tekrar ediyor. O zaman biz de ona göre gideceğiz. O zaman hemen ben tahtamızı bir daha silivereyim.
hemen bu da canlı silme olsun. Hemen ders notumuzdaki iki tane örnek var. O iki örneği açın, hemen onları çözelim. Sonra diğer musammatlar olan terkibentle, tercimente öyle geçeyim istiyorum. Tamam mı? O zaman ben hemen izninizle şurayı hemen yok edivereyim. Ondan sonra diğer bölümle beraber ilerleyeyim. Evet, sildim. Tahtamızı yok etmeyeceğiz. Bu sefer yok etmeyeceğiz. Yok, yok etmeyeceğiz. Tamam. Yazılar yok ettik. Ah. Temiz oldu mu? Oldu canım. Yok, çok çiçeğe benzemedi de. Şurasında silersem çiçek olacak. Evet. Hop. Canlı oldu. Ah. Akıl tahtanın üstüne kondu. Şimdi ben attığıma bakmayın. En son yine bana lazım oluyor. Şimdi demiş ki bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dörtlüğü yazıyorum. Örnek sorumuz. Tamam. Kalbim yine üzgün, seni andım ta derinden. Ta derinden. Geçtim yine dün. Geçtim yine dün. Eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi. Üzgün ve kırılmış gibi. En ince yerinden. Geçtim yine dün. Geçtim yine dün. Eski hazan. Eski hazan bahçelerinden. Şimdi arkadaşlar, bunun nazım şekli sorulmuş. Hadi bulalım. Bir dörtlük. Kafiye aşamasına bakıyorum arkadaşlar. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Aha, nakaratı buldum. Nakaratı bulduysam direkt nereye vardım arkadaşlar? Şarkıya vardım. Bitti. Bak, bu kadar basit. Ne kadar kolay çözdüğünü anladık mı? Kafiye aşaması da A nakarat olduğu için büyük A, A büyük A. Yani dördü de A gibi düşünebilirsin. Tamam. Diğer soruma geçiyorum. Bu biraz uzunmuş. Evet. Serapa Hüsnü. Bak, okuma anlamama gerek yok. Ansın. Dilsitansın. Naz. Perversin. Civanı. Mihri. Bansın. Şuhsun. Nazende. Dilbersin. Devam. Nazirin yok. Nazirin yok. Cihanda. Hüsn ile, hüsn ile, mihri, mihri, münevversin. Baha olmaz, baha olmaz. Güzarı, yok baha olmaz sanacağına, dur, attıkla onu da. Heh. Evet. Sana cana acep. Sana cana acep. Pakize gevhersin. Evet. Eya güzarı. Eya güzarı. Hüsnü. Behçetin. Behçetin. Nahli. Ser ev zarı. Kim? Üstad etti. Fenni işvede. Fenni işvede. Ol çeşmi tannazı. Kim öğretti?
kim öğretti? Sana, cana, bu denli, bu denli, şivevü nazı, ki daim, ki daim, böyle, naz ile güler, naz ile söylersin. Şimdi arkadaşlar hep beraber buna bir bakalım. Kafiye nasıl bir şekli sormuş? Kafiye şeması. A A A A B B B A. Doğru mu? Ve dörderlikler. Şimdi bu ne olabilir? Şarkı olabilir. Olamaz. Çünkü nakarat yok. Şimdi elimde murabba kaldı ve terbiye kaldı. Terbiye sorması için mahlas bölümünü vermesi lazım. İki mahlas yapması lazımdı. İki mahlas da yok. O zaman bu kafiye şemasından pat murabbaya ulaşabilir. Anlaştık mı? Gayet kolay. Peki şurası mahlas bölüm verseydi. Bir mahlas olsaydı yine murabbaydı. Peki iki mahlas olsaydı o zaman ne olurdu? O zaman biz terbiyeye ulaşırdık. Hikayemiz bu kadar. Ben yine tahtamı temizleyeyim ve tahtamı temizledikten sonra terkib bentle tercih bentime geçeyim gençler. Haydi bakalım tahtamı temizliyorum. Terkib bentle tercih bente geçiyorum. Bunu da atıyorum bez ama sonra bu bez yine bana lazım oluyor. Evet gençlerim, musammatlara devam ediyorum. Musammatları gördük. Şimdi terkib bentle tercih bentle çok bentli nazım şekillerinden, musammatlardan ve terkib bentle tercih bent belki de en çok karıştırdığınız nazım şekillerinden. Şimdi gelin ben bunları ayırayım. Tamam. Sanki bir gazel ya da kaside yazıyormuşsunuz gibi düşünün. Bak. A A B A. Bak beyitler halinde. C A. Boşluk daha bunlardan var anlamında. D A. Sonuncusunu bırak. Bırak. Sonuncusunu bırak arkadaşlar. Buna dokunma. Tamam mı? Yani ben buna dokunmanızı istemiyorum. İsterseniz şunlara şöyle de diyebiliyordunuz değil mi? X de diyebiliyordunuz. B, C, D. Gazel kasiteden anlatırken söyledim. Genellikle böyle. Bazen bu mesnevi şeklinde de nadiren başlayabilir. A, A, B, B, C, C, D, D de olabilir ama ben en çok kullananı vermek istiyorum. Tamam mı? Şimdi bak. Maviyle çizdiğim bölüme bakın. Şu beyitler. Beyitler halinde olan çizdiğim bölüme bakın. Öğretmenim bunun adı nedir derseniz kardeşim bunun adı benttir ya da hanedir. Ve her bentte 8 ila 20 arasında mısra bulunur. Bak şu an bunda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapmışım. 20'ye kadar gider rahat ol. Bundan bir tane daha. Evet şöyle 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 3 nokta. Bunlardan daha beyit var anlamında. Şöyle. Kafiye şeması BB, XB, XB, XB ve XB şeklinde gidecek. Hop! Bunun adını biliyorsunuz. Hop 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 hop. Yaptım. Bunun adı nedir? Bent. Her bentte 8 ila 20 arasında mısra var. Biri sorarsa bunu. Öğretmenim bu beyitlerle mi yazılıyor? Yoksa öğretmenim bu bentlerle mi yazılıyor? Bak bentlerle yazılıyor. Çünkü bu beyitler birleşiyor, bent oluyor. Bu bentlerden daha var anlamında. Üç nokta koyuyorum. Bak al. CC. Aynen. XC. XC. Üç nokta. XC. Dur. Sonuncuları bırakıyorum. Onlar bana lazım. Şimdi al. Bunun adı ne? Bent. Her bentte kaç tane mısra olur? 8 ila 20 arasında mısra olur. Tamam. Şu an tahtada kaç tane bent yaptım? 3 tane bent yaptım. Yalnız şuraya 3 nokta koydum. Dikkat ettiniz mi? Yani 3 ile 17 arasında ne bulunma hakkına sahip burada? Bent bulunma. Bende 3 tane var. Yani şundan 17 taneye kadar gidebiliyor. Değil mi? Tercih bent bu. Hocam terkip bent bu. Tercih bent. O da aynı. Bak buraya kadar her şey aynı. Bana bakın. Aynı şekilde. Bak aynı şekilde. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim. Bak.
Aynı şekilde bak, mantık aynı olacak. Bu bentlerden daha var anlamında. Üç nokta. Aynı şekilde. Bak. Kaf yaşaması yap hocam. AA, XA, XA, XA sonuncuyu bırak. Bana tekrar edin lütfen. Şunun her birine ne deniyordu? Bent deniyordu. Her bentte kaç mısra olmak zorundaydı? 8 ila 20 arası mısra. 2, 4, 6, 8, 10 tane var. 20'ye kadar gidebilir. Şunun adı neydi? Bent. Bunun adı neydi? Bent. Bak, aynen bent. Aynen bent. Her bentte kaç mısra bulunur? 8 ila 20 arasında mısra bulunur. Her bentte kaç mısra bulunur? 8 ila 20 arasında mısra bulunur. Tamam. Peki, bana bakın. Şurada bent. Bentten de 3 ile 17 arasında bent bulunabilir. Bunda 3 tane var. Kafiye şeması aynı. BB, XB, 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 CC, XC, XC, XC. Bu mesnevi gibi AAA, BBB şeklinde gidebilir ama benim için önemli değil orası. Benim için burada ayırt etme yöntemi farklı. Niye bentlerden oluşuyor? Bak şöyle. Bunlara bent deniyor işte. Anladınız mı? Şimdi geldik ayırt edici keramete. Bak şu an birbirinin aynısı. Şimdi bakın. İyi dinleyin burayı. Kırmızı kalemimi aldım. Şu gösterdiğim bölüme bak. Her bentin sonundaki beytler vasıta beytidir. Her bendin sonundaki beytler vasıta beytidir. Şimdi geldik. Terkibi bende vasıta beytlerinin kafiye diyoruz la. Ağzımız da gidiyor. Kafiye şeması her bendin sonunda aynı değildir. Değişir. Tamam mı? Vasıta beytinin kafiye şeması değişir. Atıyorum. Bununki YY ise bununki VV'dir. Bununki ZZ'dir. Yani bir örnek çizmek istiyorum. Yani bunun sonu kurban, hayran. Tamam mı? Bununki mert, zert. Sadece kendi içinde kafiyeli. Bununki mal, sal. Bak gördünüz mü? Evet. Yalnız tercih-i mende her bendin sonundaki kafiye şeması değişmezdir. Değişmez. Yani aynıdır. Nasıl olacak hocam bu? Atıyorum bu VV ise bu da VV'dir. Bu da VV'dir. Değil mi? Mesela bu mal, sal. Kal, lal. Bal, cal. Bak hepsi birbiriyle kafiyelidir. Gördünüz mü? Hepsi birbiriyle kafiyelidir. O zaman tek şekilsel ayrılığın nerede olduğunu anladınız mı? Vasıta beytinin kafiye şeması terkib bentte değişir. Tercih bentte değişmez. Aynıdır. Buraya kadar anladık mı? Şekil farklı. Şimdi konuya bakalım. Terkib bentte en çok merse yazılır ölülerin arkasından ağlamak için. Metiye övgü, münacat, naat, sosyal eleştiri, hiciv yazılır. En çok da merse ile sosyal eleştiri yazılmıştır. Lakin tercih bent daha çok felsefi ve tasavvufi konular, sorgulama, felsefe, Allah var mıdır, yok mudur, varsa emareler nelerdir diye kişi kendine sürekli soru sorar ve doğru cevabı arar. Yani tercih bent daha içsel bir türdür. O yüzden terkib benti konu genişliği olduğu için daha fazla kullanılır. Mesela örnek vermek istiyorum. Arkadaşlar, kanuni için yazılan, kanun ölümüne yazılan kanuni mersiyesi. Kanuni mersiyesi baki tarafından yazılmıştır. Ve terkibent lazım şekliyle yazılmıştır. Ya da Bağdatlı Ruhi'nin yazdığı o meşhur terkibent döneminin eleştirisidir. Ve bir sosyal eleştiridir. O kadar çok yazıldı ki bu. Yaklaşık 300 kişi nazire yazdı.
en güzel nazireyi de Tanzimat döneminde Ziya Paşa terkibatla Bağdat Ruhiye nazire yazmıştır. Tamam mı? Peki öğretmenim, tercibat deyince yine Ziya Paşa'nın ünlü bir neyi vardır arkadaşlar? Tercibenti vardır. Tercibentlerde sosyal ve felsefi konular ağırlıktadır. Tamam mı? Terkibenti çok lazım değil ama. Ahmedi Germiyanoğlu Süleyman Şah için yazmıştır. İlk terkibent Ahmet tarafından yazılmıştır ve Germiyanoğlu Süleyman Şah için yazılmıştır. Ha, bilmenize gerek var mı derseniz bence yok ama yine de bilin. İlk tercibentinde örneğini Nesimi'de görürüz, ilk örneğini, ama bunlar bize çok soru çözdüreceğini zannetmem. Siz şekilsel farklarını anlayın ve içerik farklarını anlayın, benim için tamamdır. Anlaştık mı? Evet. Tahtayı bol bol kullandık. Ben tahtayı silmem lazım. Niye silmem lazım hocam tahtayı? Çünkü bir de divan tertibini anlatıp artık nazım şekillerini bitirip nazım türlerine hemen geçmenizi istiyorum. Nazım türlerinden iki video, geçen sene çektiğim videoydu, bu seneyi de kapsıyor. Farklı örnekler görebilmeniz için onları değiştirmeyeceğim. Hemen onları geçen senenin videolarından yükleteceğim. Yine bir sıkıntınızı anlayamadığınız yer olursa ben yine devreye her zaman gibi girerim. Ama önce hemen herkes beni bir takip etsin. Oh, bu bezimiz daha farklı bez. Haydi bakalım. Şurayı ben bir sileyim. Şurası benim işimi görür diye düşünüyorum. Öyle değil mi Etra Bey? Şöyle yok edivereyim ben şurayı. Ama yazıları. Yazıları değil mi? Evet. Etra Bey hazır mısın? Ben hazırım. Ben de doğuştan hazırım o zaman. Biz böyleyiz. Tam böyle çekime başlayacağız. Etra Bey hazır mısın Etra Bey kardeş diyorum. Hazırım diyor. Etra Bey bacı hazır mısın diyorum. Etra Bey ben hazırım diyor. Bacı değil bacılak. Bacı bacılak değil mi? Şimdi gençler. Şimdi şairler, mesleviler hariç bunların hepsini nerede toplarlar? Şiirlerini divanda toplarlar. Düzenli divanlara mürettep divan denir. Mürettep divan belli usule göre yapılmış divanlardır. Arkadaşlar bu divanın içine mesleği koyamazsınız. Ama diğerlerini koyarsınız. Bir, burada kafaya göre bir sıralama olmaz. Bir, bu divanda mukaddime olur. Tamam. Mukaddime. Mukaddimeye dibacı de diyebilirsiniz. Bu, sizin bildiğiniz anlamdaki ön sözdür. Hani biz kitapların başında bir ön söz yazıyoruz. Bunlar da onlar gibi. Burada arkadaşlar... Eserin yazılış sebebi, bu divanı kim için? Mesela Baki demiş ki, Kanuni Sultan Süleyman'ın isteğiyle ben bunu tertipledim demiş. Tamam mı? Ana konuya girmez burada. Hop. Sonra eğer bu düzenli divansa, hop. Kaside. Kaside bölümü vardır. Burada kasideler. Kime yazıldığına göre sıralanır? Önce Allah'a yazılan tevhid, münacat. Sonra peygamber ve dört halife için yazılan naat. Sonra... Metiyeler önce bak burada hiyerarşi vardır. Önce padişah yazılanlar, sonra sadrazam, sonra kubbe vezirlerine yazılanlar olarak gider. Bak şimdi arkadaşlar bu da divanımızın kaçıncı bölümü oldu? İkinci bölüm oldu. Üçüncü bölümde tarihler vardır. Evet. Dördüncü bölümde musammatlar vardır. Büyükten küçüğe doğru. Hani anlattım ya musammatlar. Terkiben, tercibe, tahmis, murabba, muammes. Evet. Sonra beşinci bölüm en önemli yeridir divanın. Burada gazeller vardır. En geniş bölümdür. Zaten divan edebiyatının en önemli türü, nazım şekli nedir? Gazeldir. Burada en önemli, en geniş bölüm vardır. Yalnız burada gazeller... Kaside gibi herhangi bir şey yazılmadığı için bunlar da burada kafiye aradığın insan bulabilsin diye kafiye harflerine göre sıralanırdır. Tamam mı? Evet. Bu arada arkadaşlar önemli bir şey söylemek istiyorum. Yani kişi ne kadar gazel yazdığıyla alakalı ön plana çıkar. Mesela divan edebiyatında en çok Edirne Nazmi ve Zati. Daha sonra da Muhibbi Kanuni Sultan Süleyman gazel yazmıştır. Muhteşem üçlü bunlardır. Edirne Nazmi, Zati
Muhibbi. Hani biz hep Kanuni Sultan Süleyman'ın haremde diye görüyoruz ama adam gördüğünüz gibi hem sefere çıkıyor, hem savaşlara katılıyor, hem de nerelere gidiyor arkadaşlar. Bak şiirler yazıyor. Sonra altı küçüklükler, hani Rübai Tuyu gibi küçüklükler var ya, onlara mukataat denir. Mukataatlar da son bölüme yazılır. Ve gördüğünüz gibi kasideyle başladık, gazelle bitti. En önemli yanı. Bu girişi sayma. Sonu da sayma. Demek ki zaten gazeller buranın kalbidir. Bunu da arkadaşlar talik ve rika diye bir şey vardır. Böyle yazı stili vardır eskilerde. Bunlara yazılır arkadaşlar. Tamam mı? En önemli nüsha divan sahibinin yazdığı nüshadır. Mesela bu Baki'nin kendi eliyle yazdığı nüshaysa müellif nüshası derler. Ama bunu başkası yazdıysa buna istinsa edilmiş olduğu için müstesih nüsha derler. Bu da çok lazım. Olmaz. Ve en azından divan tertibinde görmenizi istedim. O zaman geçen seneden çektiğim arkadaşlar nazım türleri videolarını hemen bundan sonra yükletiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar, nazım türlerine geçiyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Özleşelim biraz. Seviyorum sizleri.